Nereden nerede söyle salla. Öldük ya. Öldük kendi salla. Dur şimdi. Bir şey de canı canı çeker. Gel bakalım. Alalım biz abi. Yok, taş olmaz. Bu mu? Durma geri gel. Git veya büyüğünü sağa. Sana geç. Sen bunu şuraya gel. Bizi şuraya koşsun o. Uyuklanmaz ya. Sen kameramı kaldırmaz. Buraya ilk benim öldü. Dur bakma. Ben şuraya koş. Şimdi şuraya gel. Sen bunu. Ya sen ne olacak? Allah'a almak kolay. Ya sen bize eriyor musun? Ya şimdi bu ay. Buradan dönüşecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Dudu sirkeliyoruz yağmur yağmadan önce. Vallahi kan ter içinde kaldım. Sirkeleyebildiğim kadar sirkeledim. Hepsi de olmamış. O yüzden şu kadar çıktı. Onu da göstereyim size. Şöyle ailecek bugün dut topluyoruz. Yalandan deli gedi inanma. Babam da şakacıdır biraz. İşte öyle takılır. Arkadaşlar bu dutumuzdan bu kadar dut çıktı. Biraz da yerlere döküldü. Onlardan da toplayacağız. Bununla dut pekmezi yapacağız. Bayağı bir yoruldum ya. Hava arada yağmur yağıyor ama hafiften çiliyor. Sıcak da çok. Nem çok daha doğrusu. Böyle yavaştan yavaştan topluyoruz. Ondan sonra güzel bunu yıkayacağız. Kazana koyacağız arkadaşlar. Orada kaynattıktan sonra işlem ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar dudumuzu topladık. Şimdi ne yapacağız? Yıkama işlemine geçtik. Yıkadıktan sonra ne yapacağız? Herene yatacağız. Herene yatıp kaynatacağız değil mi? Ondan sonra mı sıkma şey yapacaksın? Arkadaşlar güzel yıkadıktan sonra herene yatacağız. Herene de kaynadıktan sonra bir çuval yardımıyla içine doldurup tekrar hereneyi altına koyup oradan akacak yani aşağıya değil mi? Öyle olacak. Eşimle beraber annem ikisi bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Anne sence bundan kaç kavanoz çıkar? He? Evet sence kaç kavanoz çıkar? 10 çıkar ya. 10 çıkar mı sen ne yapıyorsun? 10 çıkar. Yiyeyim anne. Kuyma. Kapatayım mı? Kapat. 10 kavanoz. 10 kavanoz. Bir dahakini annem yapacak. He? Bir dahaki yüzden annem yaptı. Biz de evlendiğimizden beri ilk defa dut pekmezi yapıyoruz değil mi beraber? Hayır, ikinci bu. İkinci mi? Tabii. Evet, daha geçen sene yapmadık. Hayır, ama. Geçen sene dut daha da yoktu. Ya. Beraber sene yaptık yine. Geçen sene dut daha da yoktun zaten. Hı-hı, bu sene iyi. Elma olunca elma da yaparız. Arkadaşlar kurbanlığımıza da kızım su getirdim. Şöyle biraz su gösterelim de. Biraz dut pekmeziyle uğraşıyoruz. Biraz da arada hayvanlarımızı unutmamak lazım. Sularını falan vermek lazım da. Gerçi biz buna sabahtan beri iki bakkaş su verdik.
Şöyle yemini verdik. Hala samanı da duruyor. Yemini yemiş sadece üzerinden. Böyle. Nazlı şey, Nazlı demişim aklıma, Nazlı geldi. Özlem kızımız var. Kızım. Kızım. Ha kızım. Arkadaşlar biraz elle yoğurduktan sonra tut pekmezimizin kazanını buraya koyduk. Altına ateşini de yaktık. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Bu mu? Kaç saatte kaynar bu anne? Bir saatte kaynar mı? Akşama kadar olmaz ki zaten. Akşama kadar kaynayacak değil mi? Bak şey, ateş de güzel yanıyor. Aslında var ya, tüp kullanmayacak baba. Her şeyi ateşte yapacak. Ne yapacak onu? Ocak devamlı yapacak. Güzel bir tane ocak yapacak ayak altına. O zaman hiç tüp kullanmadan doğalgaz. Komintay devamlı mescerde ateşi içinde. O ateşi ne olduğunu biliyor. Sıcaklık. 300 derece. 300 derece adam çalışıyor. Babayla. Aslında var ya, tüp olmasa da bundan idare edebilirsin değil mi böyle? Eskiden öyleydi zaten. Arkadaşlar eşim şöyle karabaşa makarna yapmış, spagetti. Bunu da şöyle verelim ona. Afiyetle burada yesin. Değil mi karabaş? Makarnayı çok seviyor bizim karabaş. Hadi afiyet olsun sana. Arkadaşlar gözüme duman gitti. Nere? Şehrimizin kollarını. Aşağı mı baksınlar? Bir yana bakacak, bir de o yana bakacak. Tamam. Arkadaşlar güzel süzdük. Şöyle su haline getirdik. Şimdi şeker katacağız değil mi anne? Kaynadıktan sonra da şeker katacağız. Süzme işlemini de böyle yaptık. Böyle süze süze suyu çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra da orada kaynatıp bunu da onun içine katacağız. Pekmezimiz aşama aşama oluyor. Arkadaşlar, pekmezimiz olmaya başladı. Bunun içine biz 5 kilo şeker kattık. Güzel karıştırdık. Şu an kaynıyor. Böyle kaynaya kaynaya dut pekmezi haline gelecek. Her şey doğal ama sadece içine biz şeker katıyoruz 5 kilo. Olduktan sonra da son halini size çekeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bize abone olarak destek verirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Son olmuş halini de size göstereceğim. Dut pekmezini de bu şekilde biz yapıyoruz arkadaşlar köyde. Şöyle kamerayı alayım. Ben göstereyim. Böyle altına odun koyarak, biraz da yağmur başladı arkadaşlar da hafif hafif yağıyor. Tam yağmur gelmeden inşallah bunu yapacağız. Kaç saat oldu anne dut pekmezi? 4 saate. Arkadaşlar burada çayımızı falan da yaptık. Çay demledik. Kendimize diye yaptık. Biliyorsunuz Tanrı misafiri. Tam 4-5 kişi de sebeplenmiş oldu. Oturduk, muhabbet ettik. Gelenlere de çay ikram ettik. 4-5 saate pekmezimiz hazır değil mi? Şu tipi değiştireyim, bitti bu. 65 milyonmuş. Hadi. Değiştireceğiz mi? Ha değiştireyim nedir? Durdum. Aynen. Hadi. Arkadaşlar bir süs tüpümüzü de değiştiririz de. 65 TL'miş değil mi? Öyle söyledim. Hadi bak geliyor geliyor çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar, dün pekmez yapmıştık. Saat 4'te ben işe gittiğim için size hepsini çekemedim arkadaşlar. Tam olduğu bittiğini çekemedim. 7 kavanoz pekmezimiz çıkmış arkadaşlar. Bir sirkeleme duttan. Onu da size şöyle göstereceğim. Vallahi bal gibi olmuş. Çok da mükemmel olmuş. Şöyle 6 tane tam büyük kavanoz. Bir tane de şöyle küçük kavanoz arkadaşlar. Sizin yerinize ben şöyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olmuş.
Ben de ilk defa bakacağım şimdi. Şöyle biraz büyüyelim. Yeterli bize. Valla mükemmel olmuş ha. Şunu yine şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle bir tane ekmek aldım. Valla canı çeken arkadaşlar da haklarını helal etsinler. Ben şöyle bakacağım nasıl olmuş diye. Arkadaşlar süper, mükemmel olmuş. 10 numara olmuş. Gerçekten insanın kendi ürettiği gibi doğal, öyle bir şey yok yani. Tadı falan, lezzeti yerinde. Bal gibi desem deyimi yerinde olur. Arkadaşlar biz dut ekmeğimizi bu şekilde yapıyoruz. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.